Anne, nefis görünüyor. Her şeyi döktürmüşsün vallahi. Afiyet olsun kızım. Bir şey mi kutluyoruz? Çilem, bir şey kutlamıyoruz. Annemin canı istemiş, yapmış işte. Bir rahat rahat yemeğimizi yiyelim mi bu akşam? Evet, bir gece uyusuzluk yapmadan durabilirsin herhalde, değil mi? İsterseniz ben kalkayım. Siz annenizle mutlu mesut yiyin yemeğinizi. Ben senin de annenim. İstesen de istemesen de bunu değiştiremezsin Çilem. Evet, annemsin. Ama sadece beni doğurduğun için sana saygı göstermemi bekleme. İki yemek yaptın, üç gündür birlikteyiz diye hiçbir şey unutamam ben. Tamam, unutma. Ama sadece bu gece anne kız gibi olamaz mıyız? Lütfen anneciğim. Tek bir gece istiyorum senden. Bakın, sizi böyle bir arada görmek beni öyle mutlu ediyor ki. Siz çok şanslısınız. Çünkü birbirinize sahipsiniz. Benim bir kardeşim yoktu. Eğer olsaydı her şey çok farklı olurdu. Ben hapishanedeyken sizi ona emanet ederdim. Böyle birbirinizden habersiz ayrı ayrı yerlere dağılmak zorunda kalmazdınız. Bir kardeş olması insanı güçlü kılar. Lütfen bana söz verin. Birbirinizden ayrılmayacaksınız. Can yoldaşı olacaksınız. Söz mü? Söz. Sen merak etme, ben bu ikisini hayatta bırakmam. Bakma bana öyle, ablanım ben senin. Tamam, şimdi mutlu oldum. Gözüm arkada kalmayacak. Hayırdır, bir yere gidiyorsun galiba. Yok, hayır. Yani dünya hali bu, belli mi olur? Doğru. Bize de ne olacağı belli değil. Ay yeter Allah aşkına. Bir gecede ağlaşmadan yemeğimizi yiyebilir miyiz ya? Doğru, haklısın. Hadi yemeklerimizi yiyelim. Çilem, şuna enginar ver. Ben börek alacağım hemen. Peynirli mi bu? Hı hı. Ay, kendini koy. Al bakalım. Ay, İpek sen bundan yedin mi? Beni buna sen zorladın. Anne. Ben ışığı açık görünce bir bakayım dedim sana. Uyuyamadın mı? Uyuyamadım. Ben de uyuyamadım. Ne oldu? Canın sıkan bir şey mi oldu? Yo. Boşuna demiyorlar en huzurlu yer anne kucağı diye. Anne. Sen ağladın mı? Yok. Hayır, ağlamışsın işte, gözünden belli. Ne oldu? Kim üzdü seni? Çilem değil mi? Hayır tabii ki, başka kim olacak ki sanki? Ne yaptı yine? Hayır, ben anlamıyorum ki, kime çekmiş bu kız? Babam mı böyleydi? Hayır, sana bakıyorum, sen pamuk gibi bir kadınsın. Çilem huysuz, inatçı, asabi bir tip. Yok. Çilem bir şey yapmadı. Ben sizi düşündüm.
Duygulandım öyle. Düşünsene, 10 yıl ayrı kaldık birbirimizden. 24 yıl. Bir ömür. Şimdi ise kavuştuk. Şu kısacık zamanımda, ömrümde mutlu olmadığım kadar mutluyum ben şu an. Hem de daha bir sürü mutlu günümüz olacak. Hatta hepimiz evlensek bile senin dizinin dibinden ayrılmayacağız. Burada yaşayacağız. Kocalarınızla. Evet. Kabul edecekler mi bakalım? Edecekler tabii ki. Etmeyen bu evden kız alamaz. Şart koşarız. Hatta sözleşme yaparız. Terem, seni, kardeşlerini, dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Tamam mı? Aldın mı Cahide Hanım'ı? Aldım Cemal Bey. İyi tamam, derhal buraya getir. Günaydın. Günaydın. Gel öpeyim seni. Oh. Annem kalkmadı mı? Cahide Hanım sabah erkenden çıktılar. Aa. Nereye gitti, bir şey demedi mi? Hayır. Ve arasana. Telefonu niye aldın? Doğru diyorsun. Günaydın. Günaydın. Aa. Annemi mi arıyorsunuz? Aa.
E telefonu burada. Evde unutmuş. Hı. Nereye gitti acaba ya, merak ettim şimdi. Ay ne bileyim, nereye gidecek, kasabaya falan gitmiştir. Ya da sahile gitmiştir sabah yürüyüşüne. Doğru diyorsun. Gelir birazdan. Ay. Günaydın. Günaydın.